Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere büyük göz modelinin anlatımını yapacağım. Şeması bu şekilde ekran görüntüsü alarak şurada daha sonra yine aynı 45 boncukla bakın şuraya işaret koydum. Büyük bir boncuk koydum. Yine 45 boncukla aynı şekilde devam ediyoruz. Siyah da bitiyor. 45 boncuk ve tekrar aynı şekilde dizmeye devam ediyoruz. Bileklik için 5 adet şu modelden yapacağız. Kolyesi içinde ismi aklıma gelmedi birden unuttum. Kolyesi içinde 42-44 santim olacak şeklinde örmeniz gerekiyor. Boncuklarımın numarası kum boncuk arkadaşlar. 11 zannedersem 11 olması gerekiyor. Küçük boncuklar yani küçük kum boncukları kullanıyorum ben. Daha sonra tığımda yine ben bu numarayla rahat örebiliyorum. Sizler daha ince tığla da örebilirsiniz. İpim de naylon iplik kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 45 boncukla başlıyoruz. Ekran görüntüsü alarak şablonu oluşturabilirsiniz. Şurada bu bir işaret arkadaşlar. Yani bunu koymuyorsunuz normalde dizerken. Ben sadece buraya kadar şablonumuzun şu kısma kadar olduğunu belirtmek için bu boncuğu koydum. Daha sonra kıracağım tabii ki de örerken. Şimdi 12'li bir şablon arkadaşlar bu. 12'li şablon olduğu için de benim videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. 12 adet zincir çekiyorum. Önce 12 adet boncuğumu ayırıyorum. Dediğim gibi her modeli burada yapım aşamalarını göstereceğim. Beraber öreceğiz. Daha sonra zaten gerisini sizler tamamlarsınız. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 boncuğumu hazırladım. (12) boncuk hazırladıktan sonra 12'li bir model olduğu için 12 adet zincir çekeceğim. Daha sonra yorumlardan bana ulaşırsanız bitiş videoları da istiyoruz diye onları da ayrıyeten aparat takımlarında nasıl yapılacağını, birleştirmelerin nasıl, dikim işlemlerin nasıl yapılacağını onları da gösteririm. Bu şekilde bir zincir çektim. Bu zincirimi saymıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi 12 adet zincirimi çekmiş bulunuyorum. İlk zincirimi, ipimi sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim. Şöyle şu ipimi şuradan şöyle geçireyim. Buna tığıma geçmiş. Evet, şöyle üstünden alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Daha sonra bu şekilde ipimi sabitleyip bir zincir çekiyorum. 12 tane boncuğumu ayarlamıştım ben. İlk zincirimi batıyorum. Bir tane boncuğumu alıyorum. Hemen yanına bir tane boncuğumu daha yerleştiriyorum. Videolarımı izleyen arkadaşlar diğer videolarımdan da bakabilir. Ana rengimiz burada turuncu. Bakın her zincirime bir boncuk yerleştiriyorum.
şekilde boncuklarımızı yerleştiriyoruz. Biraz daha iri boncuklarla böyle sade düz olanları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben modelli çalışıyorum genelde. O yüzden bütün modelleri burada başlangıç videolarını çekeceğim. Dediğim gibi ayrıyetten de model çalışmalarımı yaptıktan sonra da bitiş videoları ve aparat kapama videoları. Yani sadece aparat almak zorunda değilsiniz. Farklı objelerle de kapama yerlerine takabilirsiniz yani. Her zincirimin içerisine bir boncuk yerleştiriyorum. Bunu ikili çıkaramadım. Böyle ikili çıkartıyoruz bakın. Bir sık iğne yapıyoruz yani. Mesela burada iki tane kalmış. Mesela zinciriniz büyük geldi veya küçük geldi. Büyükse bir tane atlayabilirsiniz zinciri. Hiç sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yani bir tane boşluk bırakıp yani şuradaki değil de şuradaki yere direkt atlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi yine 12 adet boncuğumu aldım. Tabii ben 12 adet almayacağım. Yine siz 12'li yapacaksanız 12'li yapacaksanız diyorum. 12 boncuğunuzu hazırlayın. Çünkü bende herhangi bir şaşırma olmuyor. Sizlerin şaşırmaması için şimdilik 12-12 ilk başlarken başlayın. Şimdi evet. Şimdi ikinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda bakın ilk boncuğum var. Şu altından giriş yapıyorum. Boncuğumu buraya aynı metotla sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen ikinci boncuğuma. Ben biliyorsunuz ilk başlangıcı yapıyorum. Daha sonra biraz örüyorum. Modeli de gösteriyorum ve öyle videomu kapatıyorum. Çok uzun videolarım olmuyor maalesef. Yani hafızam yeterli olmuyor. İnşallah daha uzun videolarda çekeceğim. Her boncuğumun karşılığına bir boncuk yerleştiriyorum. Ve ikinci sıramı oluşturuyorum. Dışarıda rüzgar da var. Soğuk, artık kış geldi. Bunun elimde modeli olmadığı için model gösteremiyorum. Şu an sadece yapacağım ben gösterdikten sonra. Her boncuğumun karşılığında bir boncuk yerleştiriyorum. Bu şekilde. Tekrar yine sıra başına geldim. Boncuklarınızın 12 adet olmasına dikkat edin arkadaşlar. Arada bir boncuklarınızı sayın. Ben bile çoğunlukla bazen karıştırabiliyorum sayıları ve tekrar sökmek zorunda kalıyorum. Böyle şeyler olabiliyor arada. Evet. Bakın modelim yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şu an bir büyük bir göz yapıyoruz.
Sonunda da şablon yazılı olarak onu da göstereceğim size. Kameram kaydı. Çok sıkışık bir yerde video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Arada böyle şeyler olabiliyor. Evet. Ben biraz ilerlettim örgümüzü yine. Bakın gözümüz oluşmaya başladı. Diğer sayfamda başka bir renkli göz modeli var. Bu farklı bir model arkadaşlar. Evet, her kutucuğun yani boncuğumuzun karşısına bir boncuk yapıyoruz. Bağlıyoruz. Hemen sıradaki boncuğumuzun karşısına bir boncuk daha. Ben modeli görmeniz açısından dediğim gibi hem biraz örgüyü ilerletiyorum hem nerelere battığımızı görün diye. Dediğim gibi bütün yaptığım böyle hapishane işi ve diğer bileklik videolarını dokuma bileklik videoları da gelecek yakında. Onları da bu şekilde beraber yapacağız. Sadece yapmanız gereken sürekli üst kısımları saymak. Daha sonra zaten modeli kurmaya başladığınız zaman kendiniz anlayacaksınız yani nerede hani yanlış yaptığınızı vesaire. Bu teknik dediğim gibi yine söylüyorum Rus kanalında gördüğüm bir örgü tekniğiydi ve bunu öğrenmek için bayağı bir çaba sarf ettim. Yan duruyor örgülerimiz. Bu son kısımlar arkadaşlar şöyle boncuklarımızı örmeye başladığımız için onlar da toparlanıyor. Bakın ip neredeyse görünmüyor yani. Hepsi yan şeklinde oluyor. Evet göz modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet böyle göz modelimiz bu şekilde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Devam ediyoruz. Öncelikle modeli göstermek istiyorum. Bitirdikten sonra. Bazı yerlerde de bakın şu şekilde de alabiliyorlar arkadaşlar. İki boncuktan geçiriyorlar. Yani bir ipten bir de boncuktan geçirip de yapıyorlar. Onun metodunu da göstereceğim daha sonraki videolarımda.
Kanalıma abone olmayı, bildirimlerini sil, seslerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Normal örgüler gibi örüyoruz arkadaşlar. Sadece boncuk farkımız var. Çok kolay, çok basit. Örmeye başladıkça zaten eliniz de hızlanacak. Bakın göz modelimiz oluşmaya başladı. Kirpikleri, göz bu şekilde oluşmaya başladı. Evet. Bir gözümüzü bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Aynı örgü şeklini kullanarak gözümüz tamamlandı. İkinci gözümüze geçiş yaptım ben. Örgü tekniğini artık göstermeme fazla gerek yok. Bu şekilde. Diğer videolarımda da detaylı zaten anlattım. Ben sadece model kurulumu ve örgü şekli hakkında videolar çekeceğim artık. Şekilde bakın ikinci gözümüze de başladık. Yaptığımız bütün işlem bu arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, bildirim seslerini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum şimdiden. Evet. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hoşça kalın.